Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlerle ne yapıyoruz Oğlak Burcu erkeklerini Haziran ayında neler bekliyor kartlar bize neleri gösterecek neleri yapıp neleri yapmayacağınızı tavsiye edecekler bunları yorumlayacağım sizler için dilerseniz ben hemen başlayayım ileri sardırabilirsiniz beklemek zorunda değilsiniz tabii ki de Evet, bakalım şimdi sevgili arkadaşlar bu neymiş? Şimdi ilk olarak kılıç yedilisi geldi. Şimdi kılıç yedilisi güzel bir kart değildir normalde ama tabii ki yanındaki kombinasyonlara göre kart e, anlam kazanır. Şimdi yanına bir e, 7-8 ve kupa şövalyesi, değnek sekizlisi gelmiş. Eğer ki bir ortaklık düşünüyorsanız, bakın burada aşıklar kartı gelmiş ama ortaklık düşünüyorsanız iş tarafından bakalım. Şimdi işin iş tarafından bakalım. Ee, burada ben bir tane daha kart alayım çünkü bir şeyden emin olmam lazım. Hmm. Eğer ki birisi size bir ortaklık teklif ederse bakın panter ruhu geldi 44 numarayla biraz böyle olgun bir yaşta olduğunuzu da hissettim. Ee, yani bir 35 üstü olarak burada görünüyorsunuz sanki ya da olgun bir ruha sahip de olabilirsiniz elbette. Eğer ki birisi size haziran ayında bir iş teklifinde bulunursa burada dikkatli olmanızı söylüyor kart. Ee, sizinle bir iletişim kuracak hem de yoğun bir iletişim trafiği olacak size gelebilir de hatta yani bulunduğunuz yere bile gelebilir çok güzel bir şekilde fakat e, bir aç açgözlülük ve bir kılıç edilisi gibi burada arkadan iş çevirme bir sahtekarlık bir dolandırıcılık olduğunu söylüyor. Şimdi aynı zamanda bunu siz de yapacak olabilirsiniz yani birisini gözüne kestirip hani ben buna gideyim de bunu biraz kafa kola alayım iş konusunda ben bunu... E, ikna edeyim ve şu ortaklığı kur, kuralım diyecek de olabilirsiniz. Çünkü burada çift taraflı anlam olduğunu da hissediyorum. E, konu iş olunca, kariyer planları olunca tabii ki de Oğlak Burcu'nu düşüneceğiz. Şimdi aşağıdaki kartlara da baktığımda sorunu düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek, seçim yapmak, uzak mesafe ilişkisi diyor. Muhakkak ki karar verirken her zaman nasıl kılı kırk yarıyorsanız burada da 400 yararak kendisini en doğru bir şekilde seçim yapabilirsiniz, karar verebilirsiniz. Eğer ki böyle bir teklif size gelecekse ya da siz zaten bu teklifi vereceksiniz. iyice düşünmüş taşınmış olmanız gerekiyormuş. Arı ruhuyla birlikte 7 numaradır. Bu da güzel bir e, numarolojik rakamdır. Tatlı ödüller alacaksınız diyor. Buradaki arının herhangi bir e, negatif anlamı yoktur. İğnesi vardır arının ama bu öyle değil. Bu, bu bal arısı <laughs> eşek arısı değil sevgili arkadaşlar. O yüzden tatlı ödüller alacağınız bir ay olarak sizlere Arı ruhu kartımız gelmiş. Aynı zamanda bakın zafer, denge meleği, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı ve harekete geçme zamanı. Yeni Ay Koçta. Bir tarafta panter ruhu, bir tarafta arı ruhu, bir tarafta Yeni Ay Koçta. Böyle bir girişimler istekler. Yalnız bir de şunu dikkatimi çekti: Zafer, denge meleği, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Siz zafer kazandığınızı düşündüğünüz zaman herhangi bir konuda minicik bir konuda olabilir çok büyük bir konuda olabilir muazzam derecede ruhunuz iyileşiyor sevgili arkadaşlar yani e, zafer elde etmek size çok iyi geliyor. Bunun ego olduğunu göremiyorum şu anda. Yani bu bir ego değil. Sizin yaptığınız bir ego değil de bir şeyleri başarmak duygusu Sizde iyileştirici özelliğe sahip olarak ben burada hissediyorum. Yani ay bunu yaptım. Yani bir şey başardım, bir şey yapabildim diyebilmek sizi çok yükseğe çıkartıyor manen, ruhen. Ama bir şey de başaramadığınız zaman da çok çabuk da çöküyorsunuz olarak söyleyebilirim. Buraya bu ince çizgiye aradaki o dengede kalma durumuna dikkat etmeniz gerekiyor sanki. Kartların tavsiyesi bu yönde. Dengeniz yerine gelecek. Demek ki daha önce bir dengesizlik meydana gelmiş. Zaferle birlikte denge meleği ve kişisel iyileşim ve mutluluk kapısı geldiği için bu ay mutlu bir ay olacak sizler için sevgili Oğlak Burcu erkekleri. Peki şimdi bir de aşk hayatınızdan bahsedelim. Eğer ki birisi size yaklaşmak isterse, yakınlaşmak isterse Size bir teklifte bulunursa, bu konuda da dikkatli olmanızda fayda var. Ya da ikili bir anlamı olduğu için e, siz de birisine yaklaşmak isteyecek olabilirsiniz. Aç gözlüğe, pek şey yapmayın hani yani mümkün olduğu kadar aç gözlü olmamaya gayret gösterin diyor ve eğer ki siz bir şey başarırsanız bu aşk ilişkinizle de alakalı çok muazzam derecede bir oh diyeceğiniz bir ay var size bir harekete geçme zamanını veriyor yeni ay koçta kartı yani bir artık başla yani hani bir şeye başla enerjisini veriyor bunu etrafınızdaki tanıdığınız insanlar da sizde hissetmiş ve bu teklifi size getirecek olabilir. Buna da dikkat edin. Çünkü burada bakın kılıç yedilisiyle bizi aslında uyarıyor. Sizde bir enerji var. Bu enerjiniz sayesinde insanlar şöyle düşünecek. Ya bunu Ahmet'e mi versin, Ahmet'le mi konuşsam, Mehmet'le mi konuşsam derken birdenbire sizin onun aklına gelmesi sizdeki enerjiyle alakalı olduğu için gücünüze sahip çıkmanız gerekeceği için bunu da sakin sakin yapmanız lazım. Zaten tatlı ödüller alacaksınız. Sonunu düşünmeden hiçbir davranışta bulunmayın, karar vermeyin, seçim yapmayın diyor. Burada. O yüzden bu. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de tabii ki de uzak mesafe ilişkisine de dayan şey yapmış burada. E, söylemiş bizlere aşıklar kartı ile birlikte eğer ki uzak mesafe il, il dışı veya hatta ülke dışı bir e, konuşmanız, görüşmeniz varsa bir bayanla bu konuda da dikkatli olmanızda fayda var diyor kartlarımız. O zaman haydi bakalım şimdi sorularımızı sormaya başlayalım. bir işi olmayan oğlak burcu erkeklerini bakın bir ortaklık teklifiyle karşılaşacaksınız işiniz yoksa. Nasıl olacak bu ortaklık? Sizden para isteyecek olabilirlermiş bu duruma dikkatli olmanızda fayda var. Ya da siz birisinden para isteyeceksiniz kötü bir söz işitme ihtimaliniz var sevgili arkadaşlar aman buna dikkat. İşi olanlar için ise kutlamalar, görüşmeler, olacak olarak görünüyor Yalnız bir şeylerden de böyle sanki çok fazla eğlence hayatından da kendinizi çekmiş olabilirsiniz şimdi şöyle bir şey eğlenceyi eğlenmeyi seviyorsunuz ama e, bu ortamada çekilmişsiniz gibi görünüyor yani hani e, sosyalleşmek diyelim buna Evet biraz daha fazla sosyalleşmeniz icap edebilir Haziran ayında ama siz bundan kendinizi geri çekeceksiniz olarak görünüyor yani ne gideceğim falan deyip evde geçirebilirsiniz ya da daha sessiz, sakin ortamlarda kendinizi dinlendirecek şekilde geçirecek olabilirsiniz Haziran ayınızı. Ve zaten bu da hoşunuza gidecek. Peki ilişkisi olmayanlar eliniz, kolunuz, gözünüz bağlı olarak görünüyor bir hapis hayatı bile eee söz konusu olabilir şimdi bu kartın anlamında şimdi bir tane daha alalım bakalım evet Boğa Başak ve Oğlak erkeğimiz burada geldi sizler yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz belki yeni insanlar tanımak istiyorsunuz ama elinizden hiçbir şey gelmiyor üstünüzde nasıl böyle bir e, yapraklar bürümüş artık böyle bir e, bir zaman geçmiş sevgili arkadaşlar hani anlatabiliyor muyum uzun zamandır bir ilişkiniz olmayabilir peki ne olacak bu ay Baba tarafı eril enerji pekala hmm. öncelikle baba tarafından gelecek olan bir miras var. Bakın bu veya hutta baba tarafından bir kadınla tanışacak olabilirsiniz ve bu sayede ilişki başlayacak olabilir. Ya parasal anlamda düz bir toplu para gelecek size bu şekilde bir dengeye geleceksiniz hani artık ilişkiye bir bir ilişkiye başlayabilirim diyeceksiniz ya da ee, baba tarafından da olabilir olmayabilir. İki ailenin tanışması söz konusu biraz görücü usulüyle de olsa bir şeyler başlayacak olabilir diyor kartlarımız. İlişkisi olanlar için ise soğuk rüzgarlar esiyor. Evet bir kılıç daha. Şimdi değnek geldi. Şimdi birazcık ilişkinizde soğuk rüzgarlar esiyor şu anda da esiyor olabilir. Haziran'ın birinden itibaren de esmeye başlayacak ve bir karar vereceksiniz. Biraz kızacaksınız bir şeylere ama bakalım neymiş sorun. Hayal kırıklığı dedi. Ve şimdi sizler aslında aşktan ziyade bazı başka planlarınız varmış. Bunları hayata geçirmek için sabırsızlanıyorsunuz. Peki burada ne var? Aşk hayatınızda duruyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aslan Burcu'nun simgesi geldi ve birazcık oyalama geldi. Siz bir bayanı oyalıyor olabilirsiniz. Yani oyalıyor derken biraz daha zaman geçsin düşüncesinde olabilirsiniz. Şimdi değil daha sonra sonraya atma durumları olabilir ilişkinizde. Yani aklınızda sürekli dönen bir aşk hayatınız yok. İş hayatınız çok ön planda görünüyor burada ki oğlak burçları öyledir ama yine de yani hani e, biraz da olsa aşkı düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani aşka da bir e, iş e, görüşmesi diye de bakmayın. İş anlaşması diye de bakmayın evliliklere de. Bakalım ne olacak? Evet. Öfkemiz var. Belli. Peki ilişkide bulunduğunuz bayan ne düşünüyor sizin hakkınızda? Ortalığı iyileştirmeyi düşünüyor. Orta yol bulmaya çalışıyor. Ve bir yapılandırma istiyormuş ilişkiniz için. Belki yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tek taraflı olmaz ama yine de büyücü kartının Enerjisi yüksektir. Bence yapabilirsiniz. Peki, evli olan Oğlak Burcu erkekleri ise hayırdır inşallah diyoruz. Hmm. Evliliğiniz pek iyi gitmiyor gibi sevgili arkadaşlar. Bir taşınma söz konusu olabilir. Bir şeyler ters gitmiş. Ya da siz tek başınıza taşınacak olabilirsiniz. Şöyle bir şey de var. Evliliği yapamıyor olabilirsiniz. Yani evliliğin ne demek olduğunu e, anlamışsınız. Biraz e, nasıl söyleyeyim onu? Nasıl söylenir bir erkeğe nasıl söylenir? <laughs> yani evliliğin sorumluluğunu almışsınız ama sanki fazla da gelmiş olabilir size. Yani bocalamışsınız, yapamamışsınız. Sanki artık bu evlilikten gitmek istiyorsunuz gibi. Birinin canını da yakmışsınız, eşinizin canını yakmışsınız olarak görünüyor. de bir sert konuşmuşsunuz sevgili arkadaşlar. Yani e, ve bu sert konuşmanın sonucunda Haziran ayında bir gidiş söz konusu olabilir evliliğinizden. Bakalım ne olacakmış tam manasıyla. Toparlayabilecek misiniz Haziran ayında? Ah evet, toparladınız bile. Çok güzel. Çocuklarınız da varsa çok müsait olarak görünüyor. Hmm, bir karmik döngü. Oo, evet. Şöyle bir şey, e, belki siz ayrılmak istediğiniz zaman durumu toparlayacaklar. Aileler de girebilir, anneler girebilir işin içine. Eşiniz de size böyle soğuk yapabilir. Şimdi şöyle bir durum var, bir karmik döngü bitmiş aranızda. Ya sizin bir karmanız vardı, farkında değilsiniz ya da eşinizin bir karması vardı. O bitmiş, artık terk etmişsiniz bu karma, karmik döngüleri. Ama yedi biraz böyle bir burukluğunuz, bir memnuniyetsizliğiniz olsa da işlem tamamdır. Yani güzel olacak aynı ay içerisinde Haziran ayında işleri toparlayacaksınız Evliliğiniz konusunda biraz böyle çalkantılı geldi ama Olsun peki Platonikseniz eğer hayatınızda hiç kimse yoksa Uzaktan uzay birisini seviyorsanız Bu kişiye karşı açılma Enerjiniz var mı ee, Şöyle bir şey Sanki bakın burada bir anne figürü çıktı İki kadının Fikir çatışması çıktı. Ya da siz annenizle aynı fikirde değilsiniz. Bu e, platonik olduğunuz kişiyi annenize ya açtınız ya da açamıyorsunuz kızacak diye. Böyle bir durum var. Bakalım neymiş. Hmm, çocuklar var. Ya bu kişinin çocuğu var sizin e, beğendiğiniz kişinin platonik olduğunuz kişinin çocukları olabilir. Anneniz o yüzden olmaz demiş olabilir. Hani iki çocuklu kadını veya da çocuklu kadını ne yapacaksın demiş olabilir. Çok yanlış ve çok kalp kırıcı bir söz. Neyse. Ya da sizin çocuğunuz olabilir. Sizin çocuklarına annelik yapabilecek mi acaba diye. Hani sizinle anneniz tartışmış olabilir. Veyahut da annenizle bu kadın arasında bir tartışma meydana gelmiş gelecek olabilir. Bir durumlar var ama bakalım. Peki bu ay ne olur tam manası sizi tedirginlik var. Evet çünkü ortada bir tartışma enerjisi var. Ondan dolayı. Peki ne olacak bu ay? Evet şeytanımız da geldi. Şimdi cinsel çekiminiz var birbirinize karşı ama bu ilerletmiyor sizi. Yani tamam birbirinizi çok böyle hoşlanmışsınız, görmüşsünüz, çok beğenmişsiniz. Tamam cinsel çekim var anlaşıldı ama şey yok. Başka aksiyonlar yok. Yani bunu e, yapabilirsiniz zaten hani bir, bir konuşsanız bir görüşseniz böyle tam manasıyla güzel bir şekilde sakin sakin özellikle de ve kimseyi de karıştırmadan anneniz olsun başkası olsun kimseyi karıştırmadan önce ilk önce bu kişiyle bir görüşün bu kişinin nasıl bir insan olduğunu öğrenin bir kanaat getirin ondan sonra ya devam edersiniz de etmezsiniz ilk önce arkadaş olarak bence bir kendisine yaklaşın öyle hani çocuğu var veya da sizin çocuğunuz var ya da ne bileyim bir başka şeyleri vardır. Hani bunları yani kimse aslında dert etmiyor ama yine de tabii sizler daha iyi bilirsiniz. Bakalım nasıl bir partner istediğinize bağlı. Peki aklınızda ex partneriniz varsa sevgili oğlak burcu erkekleri. Onda takılı kaldıysanız, daha önce ilişkide bulunduğunuz birisi ise, peki bu kişiye açılma oranınız nedir? durumunuz nedir? Bu istediğiniz kişi aklınızdan bu ex partnerinizi geçirin bakalım. Bu kişiye bir enerjiniz olacak mı? Evet küçük bir merhaba nasılsın? Ne haber ne yapıyorsun? Veya iyi akşamlar iyi günler gibi bir mesajınız olacakmış. Ama minik. Peki karşılığında ne alacaksınız? <laughs> Karşı 3 kişi çıktı sevgili arkadaşlar. Bu kişi sizden bu mesajı alır almaz birilerine danışacak olabilir. Birilerine söyleyecek olabilir. Ya da Artık bir sosyal medyamız var biliyorsunuz. Sosyal medyadan bazı ilişkiler konusunda da böyle bir videolar dinleyecek, izleyecek olabilir. Yani illa birileriyle fiziki fikir alışverişi yapması artık şart değil günümüzde biliyorsunuz. Bir sürü videolar var. kişisel gelişimle alakalı veyahut da işte size şu kişi bunu yaptıysa siz nasıl davranmalısınız diye bir sürü videolar var. Sanki ben nedense öyle bir şey aldım kendisinden ve bir aydınlanma yaşayacak Sizinle alakalı size nasıl bir geri dönüş olacak bakalım güzel bir geri dönüş olacakmış evet yani eğer ki aklınızda bir ex varsa <laughs> bu kişiye de e, hani gideyim mi gitmeyeyim mi teklif edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünüyorsanız özellikle teklif edebilirsiniz çünkü güzel bir şekilde size geri dönecek koç aslan yay burcu enerjisi başak burcu enerjisi geldi. Evet tekrar Koç Aslan yay burcu enerjisinde bir atılım meydana gerçekleşecek me meydana gelecek. Bir tane daha alıyorum. Hmm. Kadın bu bayan tesettürlü bir bayan olabilir ya da çevresi tarafından çok sevilen sayılan birisi olabilir. Toplumsal kurallara uygun, ahlaklı bir insana benziyor, sabırlı bir insana benziyor. Spiritüel bir tarafı da olabilir ya da sadece altıncı hissi kuvvetli olan bir insanda olabilir. Çünkü azize kartı geldi. Peki bu kişiyle ileride bir şeyler olur mu? Yani bir evlilik durumumuz olabilir mi? Bir ciddiyet söz konusu olabilir mi? Hayır dedi. Neden acaba? Çok merak ettim şu anda. Çünkü bir değişim dönüşüm meydana gelecek dedi. Ee, şöyle bir şey var. Belki de aklınızda bir tane kadın yoktur birden fazla kadın olabilir. Daha önce başka bir expertleriniz de sizin aklınızda şu anda. Yani bir tane expertlerinizin olmadığını görüyorum. Başka bir expertleriniz daha var sanki aklınızda. Ondan yana oyunuzu kullanacak olabilirsiniz. <laughs> Çünkü onu da hiç bırakmamışsınız peşine. Hala onun da e, haberlerini alıyorsunuz, takip ediyorsunuz gibi görünüyor. Fakat... Bu sizi güzel bir yere doğru getirmez sevgili arkadaşlar. Güzel bir karar verin. Tek bir kişide karar kılın. Öyle de olsun bitsin. Sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın ve Temmuz ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.